devotion. Call it the mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bonded. Feza ve diğer gezegenler. Aynen. Biz Feza efendim ve diğer gezegenler oluyoruz. Biz de 28 Şubat dönemini anlatıyor film. Kutlu Ataman'ın tam bağımsız, böyle çok hakikaten her kesimden insanların olduğu, işte o dönemde başörtülü kardeşlerimizin de yaşadıkları, işte trans bireylerin yaşadığı problemler, hepsi iç içe. Bu film aslında böyle bir empati filmi. Kasvet de yok. Yani o döneme farklı bir bakış açısıyla bakılıyor. Bu hepimizi ilgilendiren, herkesin bence çok merakla bekleyip izleyeceği bir film. Öncelikle tabii biz çok keyif aldığımız bölümler oluyor. Çok zorlu şartlarda çalıştığımız zamanlar oldu. İşte o orman sahneleri olsun veya işte diğer arkadaşlarımızın sahneleri. Bakalım, yani güzel bir şey çıktı olarak görüyoruz biz. Tabii benim için önemli olan yönetmenin dünyası. Kutlu Ataman da diyorsa ki hani güzel bir şey çıktı. Zaten 2 sene önce Cannes'da en iyi seçki ödülü aldı, senaryo ödülü. Ama ancak 2 senede tabii hayata geçirilebildi. Çok özenle hazırlanan bir proje. Ben vallahi buradan bütün seyircilerin hani bunu kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ihtiyacımız olan bence o sevgi, empati ve herkesin birey olarak birbirine saygı duyması ve bunu çok da güzel, böyle tatlı bir dille, biraz komedisi, işte biraz hüznü o şekilde anlatıldığı için zaten hani güzel. Bilmiyorum, başka hani sorunuz varsa. Ben Feza'yım. Evet, o ilan Feza ve diğer gezegenlerdeki Feza benim. Bu benim ilk filmim. İlk başrolümde daha doğrusu. İşte bu bana teklif geldiği zaman yani kız arkadaşımla bir oturduk, konuştuk. Dedim hani ne yapalım? Tepkisi ne oldu ya? Ya aslında şöyle... Çok ya, rahat bir konuşma olmamıştır. Tabii, ay, şimdi ya, düşünebiliyor hemen musun? Kabul et demiş. Aslında evet, aslında şöyle oldu. Ama ben yokum yani, demiştim. Hayır, sen mesela ne düşündün, hani şey mi? Acaba hani onun tepkisi negatif olabilir diye mi düşündün? Yok, aslında hiç öyle düşünmedim ha. Tabii ki de. Ben oyunculuk okuyorum. Son... Hala sevgilisiniz değil mi? Evet. Ya biraz yoğun çalışıyoruz. Hani çok fazla görüşemiyoruz ama hala iyiyiz yani. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Sen sordun ne dedi? Ben sordum. Ben oyuncuyum. Sonuçta kadın erkek fark etmeden her rolü oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Senin de içinde biraz vardı ama. Hazırlık mı? Benim içim biraz vardı. Hazırlık mı? Yok, tabii ki de bu role hazırlıklı değildim. Kafamda aslında yalan yok, böyle bir rolü oynamak istiyordum. Yani yalan değil. Ya şimdi çok önemli bir şey. Bir kadın olarak mesela benim bir trans bireyi oynamam veya bir erkek olarak aynı şekilde trans bireyi oynamak. Tabii. Burada böyle çok çeşitli bir durum oldu. O yüzden de biz kendi adımıza tabii, yani ben, sen de eminim öyle düşünüyorsundur. Yani bir oyuncu olarak oynanabilecek en güzel, kesinlikle en zorlu. Hani bunu başarmak da, tabii ben şu anda başardım demiyorum. Umarım, inşallah hani güzel bir sonuç olur. O zaman hani o çok büyük bir haz yani bizim için. Malum bugün paylaşım yaptınız. Evet. Boşanmayla ilgili. Ay, boşan inanmıyorum. Hiç bize söylemedi. Çok mutluyum dedi. Geçen gün oyunuma geldi kocasıyla. Evet, geldik. Kocam doğru. Diye tanıştırdım. Bir el ele, göz göze, evet. Bir şey ne oldu? Yok, doğru, gittik hakikaten oyuna birlikte de. Canım, dur, arkadaşım, çekme, bir sana destek güzel olayım. Allah sizi ne yapmasın. Ya şöyle, şimdi tabii ki oyuna da gittik hakikaten. Seyhan'ın oyununa birlikte gittik. Ondan sonra ama hani o dönem zaten bir protokol devam ediyordu. Yani zaten ayrılacağımız belliydi. Hani ben hemen size kısaca özet geçeyim. Tabii böyle ciddiye alırlar bilmiyorum benim seyircilerim. Sarı perukla diyecekler ki, ay şu kadına bak ya, bir de bu çocuk mu bakacak? Ben olsam ben de boşanırım. Oyuncuyuz. Oyuncuyuz kardeşim şey diyorum ben. Sarı da değil, sarı yapıklı bir peruk. Aynen öyle. Ya şimdi şöyle, tabii bir evladımız var. Benim için o gerçekten çok büyük bir hediye. Yani ne kadar bir iletişim kopukluğu olsa da evlilikte, ben hani hiçbir zaman Benjamin'den zaten nefret edemem. Hani sevgisizlik diye bir şey olamaz.
Çünkü hani onu biz birlikte yaptık ve hani o çok önemli benim hayatımda. O yüzden de hani dedik ki doğru, düzgün, medeni bir şekilde birbirimizi çok fazla yıpratmadan, kırmadan doğru zamanda sonlandıralım. Yani hayat öyle bir şey zaten. Hani her zaman yani her güzel başlangıcın bir sonu oluyor maalesef ki. Neden bitti peki? Neden ayrılma kararı aldınız? Ya şimdi ev içinde bir takım nasıl diyeyim, iletişimsizlikler, farklı beklentiler oldu. Yani o evliliğin başında herkes birbirinden daha başka şeyler bekliyor. Hani o ilk tanışma, işte hayal etme, o ev düzeni biz elimizden geleni ne kadar yapsak da işte belki biraz farklı kültür, aslında belki şöyle oldu, farklı karakter kadın olduğunu fark etti ve Benjamin de sanıyorum yani, böyle farklı karakterler. İlk önce bir boşanma davası açtınız, sonra ilk mahkemeye gitmediniz, her iki taraf da gitmedi. Sonra tekrardan bir ikinci davayı açtınız. İlkinde neden mesela mahkemeye gitmedi? İlkinde çok aslında güzel bir nedenden dolayı iptal etmek durumunda kaldık. Çünkü bizim problemimiz hani öyle normal ayrılıklardaki gibi öyle para pul vesaire gibi şeyler olmadı. Çocuk bölümünde hani Leon'u görme şeyinde biraz böyle fazla medeni maddeler yazdığımız için protokolde hakim hanım bunu kabul etmedi. Dedi ki hani biz Türk kanunlarına göre bu kadar böyle açık her şeyi yazamayız. Yani siz işte haftada bir yazarız. Onun dışında siz kendi aranızda anlaşırsınız dedi. Benjamin de istedi ki hani bu yazılsın bu protokolde hani bir şekilde. Onun için ikinci mahkemede biraz daha böyle açık ve tatlı, hani bize uygun bir protokol oldu. Ama tabii ki yine kabul edilmeyenleri de biz kendi aramızda hallederiz diye düşündük. Ondan yani tamamen. Bir şey diyeceğim. Çocuğun kadın burada ciddi ciddi bir şey anlatırken. Çocuğun oldu mu iki tarafın birbirinden? Neyi? Çocuk. Yani. Ortada bir çocuk var. Hani nafaka ben almadım nafaka. Herhalde. Yok almadım. 1500 dolar nafaka bağlan dendi. Yalan mı? Yok, ben hiç nafaka almadım. Yani bunu araştırabilirsiniz zaten. Tamamen oğlum için olan bölümde bir durum oldu. Yani ona verildi. Zaten o da artık hani babası olarak tabii ki olması gereken. Zaten orada bir problem çıkmadı bizim aramızda. Dolar ne kadar? O ne derse o. Dolar bitmesi nedeni kültür farkı diyor. Öyle diyelim yani. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ederim.